Damar tıkanıklıklarına özellikle en sık kullandığımız yeni bir teknoloji, saygın kliniğin teknolojisi, robotik damar açma tedavisi. Robotik damar açma tedavileri aslında minimal invaziv lokal anesteziyle yapılan bacak damar bölgelerine koldan, omuzdan, kasıktan, çeşitli noktalardan damardaki daralmanın, tıkanmanın pozisyonuna göre girerek yaptığımız tedaviler. Bu uygulamalar esnasında hastalarımız genellikle uyanık oluyor, ağrı acı hissetmiyorlar ve lokal anestezi altında yapıyoruz. Damarların içine öncelikle gideceğimiz yerin, yani tedaviyi uygulayacağımız yerin uzağında bir yere bir yol açıyoruz. Damarın içine bir boru yerleştiriyoruz. Spagetti makarna kalınlığında bir hortum parçası koyuyoruz. Bu hortum parçasının içinden de bir damarları içeriden tıraşlayan saniyede 300 devirle bir makina. İki, bu tıraşladığı yani kestiği kemik ve pıhtı parçalarını emen bir makina. Üç, direkt pıhtı eriten makina. Dört, bıçaklı balon dediğimiz damarın içinden kesi atarak bacak damarındaki kireçlenmeyi hareketlenen yumuşatan makina. Ses dalgalarıyla damarın içinden ses dalgaları, ultrasonik ses dalgaları yollayarak aynı böbrek taşını kırdığımız gibi damarın civarındaki kemikleri kırıp yumuşak tuz haline getiren ve daha kolay parçalanıp alınması sağlayan cihazlar, ilaçlı balonlarımız, stentlerimiz, ilaçlı stent takma makinesi, damar içi balık ağı germe makinesi, yani çalıştığımız yerde pıhtılar kopup daha uzaklara gitmesin diye. Onun yanında emilebilir veya standart stentlerimiz gibi yaklaşık 20'ye yakın farklı cihazımızı bu giriş noktasından tedavi ettiğimiz noktaya doğru ilerletip hepsiyle çalışma yapıyoruz. Bunu yapmadan önce hastalarımızın anjiyografileri, BT anjiyoları, standart anjiyoları, damar ultrasonları elimizde olduğu için oradaki kireçlenmenin karakterini, oradaki kireçlenmenin yumuşak mı, sert mi, taş gibi, beton dökülmüş gibi mi, yoksa balçık gibi mi olduğunu anlayabiliyoruz. İçerinin karakterine göre, damardaki darlığın oranına göre, damardaki darlığın ne kadar uzun bir bölgeyi tuttuğuna göre kullandığımız cihazların kombinasyonu da değişiyor. Genellikle tek bir cihazda girip damarı açtım çıktım yapmak değil, bu kombin sistemlere robotik sistemler diyoruz. Aynı zamanda kliniğimizde, saygın klinikte özellikle mesela en önemli robotik sistemin bir bacağı IVUS, yani intravasküler damar içi ultrason cihazı. Bu ne üzüntüdür ki Türkiye'de başka hiçbir yerde yok, sadece bizde var. Damarın içine ultrason cihazını sokuyoruz, saç gibi probu ve damarın içinden 360 derece saldığımız ses dalgalarıyla tomografik damarı içeriden görüntüleyebiliyoruz. Anjiyoskop yine saygın klinikte var. Damarın içine girip kapakçıkları, pıhtıları, sneshi dediğimiz damarın içindeki böyle balık ağı gibi, ip gibi bağlantıları görebiliyoruz. OCT, optik coherence tomografi dediğimiz damarın içinin 3 boyutlu böyle dağlar, dereler, tepeler gibi plan şeklinde neresi kireçli, neresi taş gibi, neresi bataklık gibi onu gösteren 3 boyutlu dinamik haritasını çıkartabiliyoruz OCT ile. Bu gibi teknolojilerin kombinasyonuna robotik damar açma sistemi diyoruz. Çünkü aynı anda gezegende olan 50 teknolojisi varsa saygın klinikte 50'si de var. Damarlarınız konusunda kah beyin, kah böbrek, kah bacak damarları, kah kalp damarları, böbrek dışında özellikle böbrek içi damarları ki çok sık tansiyon sebebi bunlar biliyorsunuz. Her zaman saygın kliniğe başvurmadan bir tedavi yaptırmayın. Mutlaka bizden fikir alın. Sevgiyle, saygıyla kalın.